Evet. Polineuropati nedir? Bitkisel yollarla çözüm nasıl oluşur? Ha, biraz önce söylemiştim. Mesela insanlar hani hareket etmiyorlar, etmezlerse birçok hastalık ortaya çıkar dedim ya. Hı hı. Bir de hastanede komada olan çok ağır herhangi bir rahatsızdan dolayı ağır bakımda, yoğun bakımda kalan insanların hiç hareket yapmadıkları için kasları gevşer, sinirleri gevşer. Yoğun bakım nedeniyle bir haftadan fazla yoğun bakımda kalan insanlar da sinir liflerinin etrafındaki miyelin denen tabaka çözülebilir, gevşeyebilir. Bu da kişinin kendine geldiğinde el, kol, ayak, bacak hareketlerinde zafiyet ortaya çıkar. Mesela duygu zafiyeti ortaya çıkabilir. Tedavi edilemezse yürüme zafiyet, yürüyemez. Yürüme kabiliyetini kaybedebilir. El, kol hareketlerini kaybedebilir. Dil, konuşma kabiliyetini kaybedebilir. Dilini kullanamayabilir. Böyle yaşlı bir hanımefendi, her yaşta gözükse de bu rahatsızlık genellikle 50 yaşın üzerindeki insanlara daha çok gözükür. 65 yaşlarında bir hanımefendi, ayaklarında hissizlik, ellerinde hissizlik ve titreme ve dilinde böyle titreme. Yani polineuropati teşhisi konmuş, tedavisi yok, sebebi bilinmiyor. Bakıcısı 40 yaşlarında bir hanımefendi, Hatice Hanım. İnternetten araştırmış kadıncağız. Bana geldi, dedi ki İbrahim Bey, bu tedavisi mümkün mü? Bilmiyorum dedim, yani polineuropati çok çok enteresan, farklı bir rahatsızlık yani. Millet gastrit değil, baş ağrısı değil. Herhangi bir rahatsızlık değil. Yani öyle çok yaygın, çok sık gözüken bir hastalık değil. Buna karşı ilaç da yok. Sadece hafif fizyoterapistlerin yaptırmış olduğu sportif hareketler, bazı hareketler. Daha da kötüleşmesin diye. Deneyelim dedim. Nasıl deneyeceğiz? İksir, aloe vera jel. İksir, aloe vera jel. Efendim, sinirleri güçlendirmek için sarı kantaron forte, bağırsaklardaki mantarı yok etmek için kortisep forte, mantar çayı, sinir çayı. Bayan 6 hafta kullandıktan sonra ellerinde, ayaklarındaki ve dilindeki titremeler ortadan kalktı. Kendine geldi, biz de şaşırdık. Aile de şaşırdı. Çünkü yıllarca her şeyi denemişler, hiçbir başarı elde edememişti. Sarı kantaron burada olması gerekir ama sinir hücrelerini güçlendirir. Sinir hücrelerindeki iltihapları önler. Efendim, aloe vera bağırsaklardaki mantarı yok eder. İksir damarların iç yüzeyinde oluşan plakları çözer. Vesaire. Bunlar hepsi birbirini tamamlayacak. Kullandığı zaman yavaş yavaş kişi bunun etkisini görür.